Merhaba sevgili izleyenler, teferruata hoş geldiniz. Bugün de teferruatta kalmaması gerekenleri sizlerle konuşmaya çalışacağım. Evet, bugün Merkez Bankası faiz kararını açıkladı, faizi sabit tuttu. Ekonomi üzerine uzun uzun konuşabiliriz ama oraya gelene kadar Türkiye'de, memleketimizde çok daha acil sorunlar var. Hatta öyle ki o önceki sorunları halledebilsek Sanki ekonomi de kendiliğinden düzelecekmiş gibi. Kartal'da aile sağlığı merkezinde görevli hemşire, sabıkalı bir kişinin silahlı saldırısı sonucu katledildi. Bir kadın daha katledildi. Bir can daha gitti. Bir insanımızı daha kaybettik. Tek başına cinayet dediğimiz şey bu dünyada yaşanabilecek en korkunç şeyken bunu daha da kötü hale getirebiliyoruz. Çünkü bu cinayetin geleceği belli. Tehdit alan, sürekli tehdit edilen bir kadın var. Onu korumayan bir devlet var ve onu katleden şahıs sabıkalı. Hem de 20 suç kaydı var bu katilin sevgili izleyenler. Hemşire Ömür Erezi silahla vurup 5 el ateş edip öldüren bu katilin 20 ayrı suç kaydı var. Sizin bizim hayatımızda duymadığımız sabıkaları var bu herifin ama emniyet ona işlemiyor. Ama adalet ona işlemiyor. Gidip Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencileri döve döve gözaltına almayı biliyorlar. Sırf kayyum denen herifi protesto ettikleri için 94 gün cezaevinde kalan üniversite öğrencileri var. Bu öğrencilerin topluma nasıl bir tehdidi var ki onları tutukluyorsunuz, cezaevine atıyorsunuz? Gidip gazetecileri, tweet atanları, cumhurbaşkanını eleştirenleri cezaevine atmayı biliyorsunuz. Yazan, düşünen, konuşan insanın topluma nasıl bir tehlikesi var ki? İnsanlar için nasıl bir tehlike arz ediyor ki tutukluyorsunuz, cezaevinde tutuyorsunuz. Doğumhaneden kadın götürüyorlar cezaevine. Yeni doğum yapmış bir kadının, hayatında hiçbir canlıya zarar vermemiş bir insanın toplum için nasıl bir tehlikesi var ki tutukluyorsunuz? Adaletiniz sadece onlara mı işliyor? Çocuğu ölmüş babayı bir tabur askerle elleri kelepçeli şekilde cenazeye götürüyorsunuz lütfedip. Adaletiniz, emniyetiniz sadece onlara mı işliyor? 20 suç kaydı olan bir canavarı durduramıyor mu sizin adaletiniz ya? Sizin emniyetiniz neden burada çalışmıyor? Bu itleri, bu kopukları, bu katilleri neden serbest bıraktınız? Neden cezaevinde değil? Ha evet cezaevleri yetersiz geliyor. Evet muhalifleri doldurmak için yetersiz geliyor. Sırf muhalifleri cezaevine doldurmak için bu itleri, kopukları, katilleri serbest bıraktınız. Şimdi o yeni cezaevleri yapılınca hayır yine katilleri tutuklamayacaklar. Yine tecavüzcüleri, tacizcileri tutuklamayacaklar. Yine size bize çalışacak adalet. Ömür Erez'in katili tek başına rahmi uygun denen bu katil değildir. Ömür Erez'in katili katili, bu katile yol verenler, bu katili serbest bırakanlar, 20 suç kaydına rağmen bu katilin gidip bir kadını katletmesine izin verenlerdir. Bu cinayete ortaktırlar. Adaleti öldürenler Ömür Erez'i öldürdüler. Katillere işlemiyor adalet. Kime işliyor buyurun bakın. Gülistan Dokun'un ablasına hapis ve para cezası vermişler. Neden? Neden ne yaptı? Ne yaptı bu kadın ya? Kız kardeşini aramak dışında ne yaptı? Aa feryat etti. Aa sesini duyurmaya çalıştı. Doğru. Rahatınızı bozdu birazcık. Birazcık konforunuzu bozdu. O yüzden değil mi? Neden cezaevine atıyorsunuz? Neden hapis cezası veriyorsunuz? Neden para cezası veriyorsunuz? Kızını arayan, Evladım nerede diyen bir anneyi neden gözaltına alıyorsunuz? Karga tulumba adliyelerin önünden kaldırıp kaldırıp götürüyorsunuz. Adaleti adliyede aramayacaklar nerede arayacak? Adalet orada kayboldu. Tabii ki orada arayacak. Peki Gülistan dokunun kaybolmasından sorumlu olma ihtimali olan şahıslar hakkında herhangi bir şey yaptınız mı? Gülistan dokuyu bulmak için bir şey yaptınız mı? Gerçekten Rabia Naz'a ne oldu diye sorunca bu sorunun ucunun nereye gittiğini acaba araştırdınız mı? Bu ülkede binlerce soru var havada asılı duruyor sevgili izleyenler. Adaletsizlik boşluğunda yankılanıp duruyor. Nerede? Ne oldu? Ne yaptınız? İnsanlar yakınlarını arıyorlar ama... Adalet aradıkları için suçlu bulunuyorlar. Haklarında hapis cezası veriliyor. Sevgili izleyenler, Türkiye'de adalet neden bu durumdadır? Ya da şöyle diyelim, Türkiye neden bu durumdadır? Bunu çok iyi anlamamızı sağlayacak. Biliyoruz da bir kez daha teyit edelim, bir kez daha sağlamasını yapalım. Bunu çok iyi anlamamızı sağlayacak bir tweet var karşımızda. Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin bu tweet'i attı ve sosyal medyanın gündemine oturdu. Türkiye'nin gündemine oturdu. Diyor ki Ebu Bekir Bey, tarafsızlık medya kuruluşlarının haber bültenlerinde basın etiğinin gereğidir. Fox ana haber sunucusunun adeta muhalefet lideri gibi davranması kabul edilemez. 6212 sayılı yasa bunu emreder. İlgili sunucunun kamuoyunu yanlış yönlendirme çabaları hakkında inceleme başlatılmıştır diyor. Fox ana haberde ne diyor sunucu? Nerede bu paralar diyor ya? Nerede bu paralar? Hepimizin adına bir gazetecilik faaliyeti yapıyor. Soru soruyor. Diyorum ya havada asılı duran bir sürü soru var. Bunların içinde işte bu sorular da var. Ana haber sunucusunu muhalefet lideri gibi konuşmakla itham eden Rütük Başkanı saray sözcüsü gibi konuşu veriyor. Acaba tarafsızlık deyince bir örnek gösterin bize tarafsız nasıl oluyor? A Haber gibi mi olması lazım? ATV gibi mi olması lazım? TRT gibi mi olsun? Yani Tarafsızlık örneği gösterin de onu örnek alalım biz de tarafsız bir şey görelim. Kusura bakmayın ama insanlar fikirlerini söylerler. Kurdukları cümleler size muhalefet lideri gibi konuşmak geliyor olabilir. Sizi rahatsız ediyor olabilir. Ama en başta söylediğim gibi Türkiye neden bu durumda? İşte bu yüzden bu durumda. Bağımsız olması gereken Rütük Başkanı saray sözcüsü gibi konuşuyor. İnceleme başlatmışlar. Rütük bu dosyayı inceleyecek şimdi. İnceleyecek kişilerden birisi de kendisi. Ebu Bekir Şahin. Yani tarafını baştan belli etmiş kişi tarafsız bir şekilde inceleyip karar verecek. Kuvvetler ayrılığı nedir? Ne anlama gelmektedir? Ne işe yaramaktadır? Yokluğunda bir ülke ne duruma düşer? Örnek sevgili izleyenler. TÜİK Başkanı Dinçer enflasyon hesabında ben 84 milyona karşı sorumluyum. Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum diyor. Evet. Adam haklı. 84 milyonun hakkını yemiş olurum diyor. 84 milyonun hakkını yemiş oldu mu olmadı mı onu sizin takdirinize bırakıyorum. Diyor ki biz kesinlikle enflasyonu öyle bilerek, isteyerek yüksek çıktığı halde düşük açıklamayız. Kaldı ki öyle bir hesap hatası da yapamayız diyor. Açıkladığımız rakamlar doğru diyor. Biz de onu merak ediyoruz. Nasıl bir hesap makinesi kullanıyorsunuz? Nasıl bir hesaplama yapıyorsunuz? Nasıl oluyor da vatandaşın hissettiği enflasyonla sizin hesapladığınız arasında böyle dağlar kadar fark oluyor. Yani şöyle düşünün sevgili izleyenler Adana'da yaşıyorsunuz dışarı çıktınız sıcaktan adım atamıyorsunuz meteoroloji açıklıyor Adana'da hava 12 derece diyor. TÜİK'te durum aynen bu Adana'da millet gavrülüyor ama TÜİK her zaman 12-13 derece serin hırkanızla dolaşın diyor. AKP'den vekil olamadı ama AYM'nin en kritik üyesi oldu. Kenan Yaşar kimdir? Kenan Yaşar, AKP'den Çorum Milletvekili aday adayı olmuş, aday olmayı başaramamış, bu konuda son derece istekli, zamanında milletvekili adayı yapamadık seni ama bir kenara not almıştık, şimdi Anayasa Mahkemesi üyesi yapalım dedikleri ve bunu başardıkları şahıstır. Bir daha söylüyorum, kuvvetler ayrılığı nedir? Ne işe yarar? Yokluğunda bir ülkenin başına neler gelir? bir kez daha göreceğiz zaten anayasa mahkemesi Allah'a emanet de, işini doğru düzgün yapmıyordu. E bazen yapıyor. E o zaman da alt mahkemeler anayasa mahkemesinin verdiği karara uymuyorlar. Devlet Bahçeli durmaksızın anayasa mahkemesi acilen ve derhal kapatılmalıdır diyor. Acilen ve derhal kapatılmalıdır dediği anayasa mahkemesinin acilen ve derhal HDP'yi de kapatmasını istiyor aynı zamanda. Yani düşünün HDP'nin kapatma davasını anayasa mahkemesi karara bağlayacak ve orada AKP'den milletvekili aday adayı olmuş AKP'li olduğu aşikar olan bir şahıs oy kullanacak. Yani mesela CHP'ye kapatma davası açılsa karşımızda yine aynı tablo var. Ya da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne dava açılsa Erdoğan Yüce Divan'a gidecek olsa mesela Yüce Divan'da karşımızdaki kişiler olacak sevgili izleyenler. Böyle memlekette durum bu. Kemal Kılıçdaroğlu Avrupa Birliği Büyükelçileri ile buluşmuş. Geçtiğimiz günlerde de Avrupa Birliği Büyükelçileri Erdoğan'la buluşmuşlardı. Ve Erdoğan onlara demişti ki biz Avrupa Birliği'ne girmek istiyoruz ama siz bize çifte standart uyguluyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu fırsatlarına istifade demiş ki ya siz bu adamla görüştünüz. Ne sordunuz ne cevap verdi. Tabii büyükelçiler durur mu? Yapıştırmışlar cevabı. Bir şey soramadık demişler. Bir Avrupa Birliği ülkesinin büyükelçisisiniz. Belki 8-10 tane dil konuşabiliyorsunuz. Bir sürü diplomanız falan var böyle. Diplomat'sınız yani. Gerçek diplomat'sınız. Diplomalısınız ve bir ülkenin Cumhurbaşkanı sizi toplantıya çağırıyor. Gidiyorsunuz ama hiçbir şey diyemiyorsunuz. Dedirtmiyorlar. AKP sözcüsü Ömer Çelik Erdoğan'ın İmralı açıklamasına tepki gösteren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yanıt verdi. Akşener'in Cumhurbaşkanımız hakkında sarf ettiği sözleri kınıyoruz. Sizin kınamanız gereken şey ne biliyor musunuz? Cumhurbaşkanınızın sarf ettiği sözler. Gidip Cumhurbaşkanınıza şunu demelisiniz. Bak Avrupa Birliği Büyükelçiliğini falan konuşturmuyorsunuz ama siz olmasa gidin deyin ki Sayın Cumhurbaşkanım deyin. Ey Allah'ın bütün sıfatlarını üzerinde taşıyan kişi. Ey halife-i ruh zemin falan deyin kendisine. Ey ümmetin umudu falan deyin. Bir cumhurbaşkanı mecliste kürsüden bir terör örgütü liderinin ağzıyla konuşmaz deyin. Binlerce insanın katili olan Apo'nun sözcülüğünü yapmaz deyin. Bir ülkenin cumhurbaşkanı siyasi rakibini bir terör örgütü liderinin adını kullanarak tehdit etmez deyin. Böyle cumhurbaşkanı olmaz deyin. Hatta deyin ki diplomasız cumhurbaşkanı da olmaz deyin. Hatta o sözleri kullandığı için kendisini kınayın. Yani bunu Akşener'e bırakmayın. Kendi içinizde halledin. Çünkü rezil bir durum gerçekten. Biz sizin yerinize utanıyoruz da sizde en küçük bir utanma emaresi göremiyoruz. Yok onun da dibine sayırmışsınız. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri YÖK kararıyla görevden alınan 3 dekanın görevlerine iadesini istedi. Akademisyenler kararın hukuksuz olduğunu savundu. Üniversitemize yönelik hukuksuz uygulamaların sonlandırılmasını talep ediyoruz dedi. Şu bir gerçek sevgili izleyenler. Türkiye'de iyi olan 3-5 bir şey var. İşte eğitimde, sanatta, kültürde bir yerde kalitesini korumuş bazı kurumlar, bazı insanlar, bazı örnekler var. Onları da bitirmek istiyorlar. Her şeyi kendilerine uydurmak istiyorlar. Yani kalitesizliği ortadan kaldırmanın iki yolu vardır. Birincisi ya kendi seviyenizi yükseltir ve kaliteli hale gelirsiniz ya da sizden kaliteli olan her şeyin kalitesini düşürürsünüz ve her şey kalitesizlik düzleminde yan yana gelir. Dolayısıyla sizin kalitesizliğiniz görünmez olur. Boğaziçi Üniversitesi'ni bu anlamda bitirmek istiyorlar. Bitirmek için de ellerinden geleni yapıyorlar. Atadıkları kayyumları görüyorsunuz. O kayyumların ne haltlar yediklerini görüyorsunuz. Boğaziçi Üniversitesi'ni bilalin seviyesine indirecekler. Öyle görünüyor. Ben size şu soruyu sormuştum. Erdoğan Putin'e gerçekten "Kuruma çöktün, ayıp ettin. Biz bunu onaylamıyoruz." demiş midir? Dediyse Putin buna nasıl cevap vermiştir diye sormuştum. İzleyenler hatırlıyordur. Rusya Erdoğan'a Putin üzerinden cevap vermemiş. Yani Putin Erdoğan'a doğrudan muhatap almamış. Bir Rus komutan Erdoğan'a cevap vermiş. Erdoğan Rusya Kırım'a çöktü dedi. Rusya'nın yanıtı İdlib'den geldi. Rusya'nın Suriye'deki komutanlarından birisi demiş ki İdlib'de terör grupları var. Bu ne demek? İdlib'i kim yönetiyor şu anda? İdlib kimin kontrolünde? Türkiye'nin kontrolünde. Türk Silahlı Kuvvetleri kontrol ediyor. Ve Rus komutan ne diyor? Orada diyor terörist gruplar var diyor. Bu ne anlama geliyor? Her an bu terörist gruplar üzerine bir operasyon yapabiliriz. En son yaptıklarında kaç Türk askerinin şehit olduğunu bile bilmiyoruz. Yani Hatay valisinin açıkladığı sayıya inanıyorsanız Tamam. Onu doğru kabul edersek onlarca Türk askeri şehit edilmişti. Çok daha fazlası bile olabilir. Sonra Erdoğan bütün heyetiyle beraber Putin'in kapısına gitmiş dakikalarca Sünepe insanlar topluluğu olarak beklemişlerdi hatırlıyorsanız. Yani Erdoğan'ın ettiği şu lafın acısı Suriye'deki Türk askerlerinden çıkabilir. Ukrayna-Rusya sınırında tansiyon gittikçe yükseliyor. Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgale başlayabileceği konuşuluyor artık bütün dünyada sevgili izleyenler. Alman Dışişleri Bakanı hem Ukrayna'ya gitti hem Rusya'ya gitti. Bir diplomatik girişimlerle savaşı engelleme çabası var. Diğer taraftan da şayet savaşa engel olamazsak ne yaparız diye silah yığıyorlar. Gözümüzün önünde. Hepimizin şahit olduğu bir savaş başlıyor gibi görünüyor sevgili izleyenler. Amerikan Dışişleri Bakanlığı ABD yapımı füze ve ağır silahların Ukrayna'ya gönderilmesi için Litvanya, Letonya, Estonya ve İngiltere'ye izin verdi. Yani her yerde Amerikan yapımı silahlar var ve bu silahlar Ukrayna'ya gönderiliyor. İngiltere silah gönderiyor, Kanada silah gönderiyor, Almanya destek veriyor. Yani ortada bir Rusya-Ukrayna savaşı yok. Yani ağzımdan yel alsın Allah korusun ama karşımızda bir dünya savaşı var gibi. Avrupa Birliği'nden çok sert açıklama gelmiş. Osman Kavala davasını izlemeye devam ediyorlarmış. Evet işte bu Türkiye'de taşları yerinden oynatır, Türkiye'de adalet sistemini yeniden ayağa kaldırır, yargı bağımsız bir şekilde karar verir ve Osman Kavala serbest bırakılır. İzlemeye devam ediyorlarmış. Daha ne yapsınlar? Şu tabloya, şu görüntüye bakıp da kahırlanmamak elde değil. İnsanoğlu Allah bilir kaç bin yıldır yaşıyor şu dünyanın üzerinde ve bu kaç bin yıldır kaç kez tecrübe ettiği hataları, yanlışları tekrar 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 yapıyor. Yeniden yeniden Amerikalar keşfediliyor. İnsanoğlu aynı delikten sokuluyor, aynı çukura düşüyor. Tarih tekerür ediyor. Elimizde artık okuyabileceğimiz milyonlarca kitap, izleyebileceğimiz bilmem kaç terabaytlarca bilmem neler görüntüler var hafıza kartları var. Yani yaşanan her şeyi izleyebiliyoruz. Bir dünya savaşı belgeseli, iki dünya savaşı belgeseli, onlarca film ama kimse ders almıyor. Aynı hatalar yapılmaya devam ediyor. Suriye'de 10 yıldır savaş devam ediyor ve bu 10 yıldır devam eden savaş yüzünden bütün Türkiye'ye, Avrupa, bütün dünya bundan etkileniyor. İnsanlar ölüyor, ülkelerin düzenleri bozuluyor, sosyal yapıları bozuluyor, çok daha büyük krizler ortaya çıkıyor. Ama koca dünya bir araya gelip şu savaşı bitiremiyor. Bir insan ya da insanlar adaletsiz bir şekilde tutuklanıyor. Bir yerde birileri kendi halkına zulm ediyor. Ama Avrupa Birliği'nin yaptığı açıklamayı okuyoruz. Tekrar okuyalım. İzlemeye devam ediyoruz. Evet izlemeye devam ediyoruz. Açıyoruz. İki Dünya Savaşı belgeselini izliyoruz. Ama bir yandan da gözümüzün önünde bir dünya savaşı daha başlıyor, yaşanıyor. Geçmişte yaşanmış ırkçı saldırıları, soykırımları izliyoruz böyle. Ay ne fena şeyler olmuş diyoruz. Aynısı bizim mahallemizde, bizim şehrimizde, bizim memleketimizde başka birilerine yapılıyor. Nedense onlara hiçbir şey demiyoruz ya da diyemiyoruz. Bir ülkenin bütün bereketini çalabilecek bir haber sevgili izleyenler. Ve bu haberden birçoğumuz bir haberdik. Kendimi de katarak söylüyorum maalesef. Taşeron işçi Zafer Açık Gözoğlu'na zorla lahm temizlettirip ölümüne neden olan işverene 2 yıl hapis cezası verildi pişmanlığı gerekçesiyle para cezasına çevrildi. Bu garibana yaşatılanlar, bu garibanın öldürülüş şekli, bu garibanın başına gelenler bir memleketteki bütün bereketi çalar mı çalmaz mı? Allah aşkına elimizi vicdanımıza koyalım ve ya bizim memleketimizde bu oluyor, bunlar oluyor sevgili izleyenler. İki yıl hapis cezası vermişler, pişman olduğu için onu da para cezasına çevirmişler. Allah cezanızı versin sizin. Allah bin türlü belanızı versin ya. Bu nasıl bir adalet? Bu nasıl bir insanlık? Hiç mi bir şey kalmadı oralarda? Köşede, kenarda hiç mi adalete, merhamete dair, insanlığa dair tutunabileceğimiz bir dal, bir umut kalmadı? Bakın gerçekten Merkez Bankası'nın faiz kararını falan konuşmak istemiyorum, içimden gelmiyor ya. Neyini konuşacaksınız? Bir memlekette bu yaşanıyor, bunlar yaşanıyor. Bir gariban böyle öldürülüyor. Hakkını arayan yok. Bir garip ölmüş diyeler. Üç günden sonra duyalar. Bugün yeterince canınızı sıktım. Zaten moraliniz bozuktur, bir de üstüne benim anlattıklarım eklendi. Kusura bakmayın. Şu görüntüyü izlemişsinizdir diye tahmin ediyorum. Afganistan'da Taliban bir müzisyenin enstrümanlarını yakıyor. Bunu videoya alıyorlar. Adamın üstünü başını da perişan etmişler. Bütün kıyafetleri yırtılmış. Belli ki ona da işkence etmişler, dövmüşler onu da. O garibi müzisyen de yanın enstrümanlarına bakarak ağlıyor. O Taliban hayvanları da kahkaha atıyorlar. İşte memleketimiz. İşte memleketimize dair umutlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız, kitaplarımız, şiirlerimiz, türkülerimiz, şarkılarımız, hayallerimiz ortaya koydular, yakıyorlar ve kahkaha atıyorlar. Biz de o gariban müzisyen gibi üstümüz, başımız parçalanmış, elimizden hiçbir şey gelmeden izliyoruz. Yani o çaresizliği hissettim. Yani sizi umutsuzluğa sürüklemek istemiyorum. Sadece derdimi sizinle paylaşmak istiyorum. Belki siz de bazen böyle hissediyorsunuzdur. Ama yine de umutsuzluğa gömülüp kalmak yok o enstrümanları yakmış olabilirler. Yenisi yapılır. Yapılır yenisi. Daha güzel şarkılar da söylenir. Daha güçlü de söyleriz. Yeter ki o enstrümanları yeniden yapacak akıl olsun. Yeniden o şarkıları söyleyebilecek ses olsun yeniden şarkılar söyleyebilecek inanç olsun, heyecan olsun. Yeter ki birbirimizi anlayalım. Yeter ki aynı notada buluşalım. Yeter ki farklı sesleri de olsa bütün enstrümanları sahiplenelim. Bir arada dev bir orkestraya dönüşelim. O renkliliği, o farklı sesleri bitiremezler. Bir araya gelmemiz, çok güçlü bir orkestraya dönüşmemiz lazım. Bütün enstrümanları yaksalar ne olur? Hep beraber ıslık çalar. Yine şarkımızı söyleriz. Ama bunun için yıkmamız gereken duvarlar var. Çok duvar ördüler. Biz de bilerek ya da bilmeyerek o duvarlara taş taşımış, tuğla taşımış olabiliriz. Belki de Sezen Aksu'nun şarkısı tam buraya denk geliyordur. Masum değiliz hiçbirimiz. Ama yeniden şarkılar söyleyebiliriz. Hem de avaz avaz. Sevgili izleyenler, teferruattan bugünlük bu kadar. Söylemeye bugün biraz çekiniyorum çünkü bugün canınızı çok sıktım ama yarın Türkiye saatiyle 20'de ben yine burada olmaya çalışacağım. Sizin de vaktiniz olursa herhangi bir aksilik olmazsa Buluşabilmeyi temenni ediyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.